arkadaşlar, Almanya vlogumuz hoş geldiniz. Almanya vlogum çok kötü başladı. Çünkü şu an bizim almamız gereken bir 49 liralık bilet vardı. Biz o bileti alacakmışız gibi hazırlamıştık kendimizi. Hani alamayacağımızı hiç düşünmedik açıkçası. Şu an o bileti alamıyoruz. Biri diyor ki bir ay öncesinden almamız gerekiyordu. İşte sadece kartla satıyorlar. Ve Türk kartlarında hata veriyor. O yüzden yapamıyoruz. O yüzden saçma sapan bir bilet alamadık. Şu an tüm planlarımız yandı. Biz de en son yemek yiyip sonra hayatımda dağılmakla karar aldık. Şu an bu şekilde ilerliyoruz. Az önce markette döner iki tane mi? Döner mi? Hı-hı. Bilmem. Ben Five Guys'ı da okuyayım. Five Guys'ı biraz 8 dakika vereceğiz sadece. Yakın bence, çok uzak değil. İki tane Milka'ya ve hani şey böyle düz Milka da değil, karamelli falan, farklı Türkiye'de olmayan çeşitlerini. İki tanesine 1.30 verdim. Yani 30 lira. Hani biraz kalp kırıcı. Bir de Türk lirasına çevirince ucuz olması da garip. Şimdi ay biliyor musun? Evet. Şimdi kaldığımız yerden çıktık. Kaldığımız yerle ilgili beklentim benim yoktu. Yani sadece uyumak ihtiyacımızı karşılasın gibi bakıyordum. Ve aşırı ucuza tuttuk yani biz. Çünkü buralar şehir merkezine yakın olduğu için çok pahalı normalde. Ama aşırı ucuza tuttuk ve o yüzden şeydim, hani böyle fotoğraflarını görmüş şeydim. Burada kalmasak mı acaba falan dedim. Bir geldik, o kadar güzel ki hani gidince göstermiş, bir markete gidiyoruz. Şu an Düsseldorf'tayız. Frankfurt'tan buraya geldik. O 49 liralık bilet hayatımın travması olarak kalacak. Greyfurt değil bence. Ben şeyler çok üzüldüm. Ne çok. Ya mor bir şey. Mor bir meyve. Bana erik gibi geldi niye? Şimdi sizinle içecek alacağız buradan. İçeceklerimiz var. Bunun hangisini denemiştik? Şu üçünden birini denedik. Şunu denedik bence. İkinci günden selam. Limon getirmişim. Hemen size limonumu göstereceğim. Annem çantama koymuştu. Çantamda kalmış. Şu çantamda. Avrupa görmek. Limon 1, ben 0. Geç bakmasın. Bakın bu sokak çok güzeldi. Evet. Saçımı kestirdikten sonra ilk defa yıkadım. O yüzden çok kötü. Neyse, bu öteye geçelim. Sokaklar çok güzel ya. Müthiş bir şey. Ya şey düşünüyorum son zamanlarda. Şimdi bundan 2 hafta önce de Belçika'daydım. Ve hani şey böyle, ben lisedeyken, mesela 12'deyken bile bana işte biri dese ki işte üniversite bir yurt dışındasın falan diye, hiç inanmazdım ya. Çok garip. Üniversiteye geçtikten sonra inanılmaz bir değişim yaşadım. Ve özellikle yurt dışında bu daha çok gözüme çarpıyor. Çünkü hani kişisel gelişim olarak da önceden çok daha hani çekingendim bazı şeylere karşı. Şimdi çok daha açık fikirliyim. O da o halime göre yani. Bilmiyorum, çok garip geliyor. Arada işte böyle bir anlatmak istedim. Bununla ne alaka bilmiyorum. Şimdi dolaşıyoruz hala. Böyle bir yerdeyiz. Şurası kiliseymiş sanırım da girişi yok. Yani kapalı. Böyle etrafını çevirmişler. Galiba Dürüm Festival'den dolayı. Şu evler, çok beğendiğim evler. Burada evlerle Amsterdam'ı çok bağdaştırdım. Dün otobüste iki katlı otobüste ikinci katındaydık. En öndeydik, tamam mı? İşte şey oldu. Otobüste böyle ağaçlık bir yerden gidiyor. Hani
durak falan olan bir yerden gitmiyor. Normal şehirler arası otobüs yani. Adam yol verdi. Medeniyet. Sonra bilmiyorum. Sonra powerbank'i düşürdü. Sonra alırken bir daha mı düşürdü? Çektim ve düştü bir daha. Sonra otobüs durdu, tamam mı? Ben dedim ki yani burada niye duruyor? Çünkü işlek yol ve durak falan yok kenarda. Yolun ortasında durdu adam. Sonra yukarı çıktı, bize bağırmaya başladı. Ve Almanca konuştuğu için anlamıyoruz. Hani böyle şaşkın şaşkın baktık, hani onu anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra adam kafasının üstünü falan gösterdi. Powerbank olduğunu biz sonradan çaktık. Hala bilmiyoruz ama yani tahminimiz. Sadece tahmin. Ve hani o kadar şey ki böyle bağırıyor herkesin içinde ve asla anlamıyoruz. Hani anlamadığımız da çok belli. Ama bağırmaya devam ediyor. Ve biraz gergin insanlar galiba Almanlar. Şimdi markete gidiyoruz. Bakın bu çok güzel bir kek değil mi? Çok güzel görünüyor. Bakın böyle bir kek. Buranın adı neydi? Kafe Madrid. Kafe Madrid, o yüzden con mi leche. Wow. Hema'dan ben albüm aldım. Çok güzel geldi. Hepsi tersi. Rengi tam görünmüyor. Garip bir yeşil. Görüyor musun? Yeşil yani. Çok güzel. Bunun büyük halde vardı. Hem pembeydi. Yani pembe çok istemenin için. Bir de yapıştırmalıydı. O yüzden sonra vazgeçtim. Bir de fotoğraf bandı aldım. Ben bir tane daha albüm almıştım. İlk girdiğimiz Hema'dan. Oradaki albümüm yapıştırmalı. O yüzden fotoğraf bandı aldım. Şimdi kahve içmeye geldim. Hello, evinizin vlogçusu geldi. Şimdi aslında otele gelmiştik ama yeniden markete gidiyoruz. Bir şeyler alacağız, çikolata falan. Buradan da yarın sabah Köln'e gidiyoruz. Ama Köln'de çok fazla gezecek bir yer olmadığı için 3 saat falan orada olacağız. Sonra Frankfurt'a geri döneceğiz. Zaten uçağımız da oradan kalkıyor. Evet, Köln güzel bir yer ama bizim otobüse döneceğimiz için iki tane otobüs var. Biri 3'te, biri 9'da. Ve buradan gidiş otobüsümüzde 11'de gidebiliyoruz. Yani çok vaktimiz olmadığı için böyle bir şey söyledim. Neyse. Evet, lütfen linçlemeyin. Oradan işte ne yapacağız? Oradan Frankfurt'a geçeceğiz. Yarın Frankfurt'a kalıyoruz. Ertesi günde 3'te mi uçağımız, 4'te mi? 3'te uçağımız var. Gidiyoruz. Bu şekilde. Şimdi markete gidiyoruz. Size biraz market vlogu çekerim. Bu kadar. Görüşürüz. Anlatın. Anlatmak ister misin? Yazsın da bizim alsak ve öyle bir şey yoksa. Tahmin. Doğru. O zaman başlamayalım. Anlat. Kesebiliriz değil mi? Evet. Ama biz ne zaman yoldayken sarıya dön, sarı ışık. Şey oluyor, biz geçene kadar sarı yanmaya devam ediyor. Mesela bu sefer baktık, biz kaldırıma adım attığımız anda kırmızıya döndü, yere geçirdi. Yayılırmıştı ve eğer bunu da yapıyorlarsa, wow. Bu kadar yüksek teknoloji. Bir şey diyeyim mi? Adamlar her şeyi yapmış. Girdiğimiz kozmetik mağazasında şey bile vardı. Böyle biri çok alışveriş yapardı, onu hemen poşete koyamaz diye. Böyle ikiye ayırmışlar. Böyle siparişleri dıtlattıktan sonra koydukları yeri. Evet, böyle çok gezici oluyor. Evet. Evet, ve hani biz alıyorduk rahat rahat, mesela kadın diğer yere attı. Hani o kadar iyi ki. O bile düşünülmüş yani. Ama burada kahveci var ama galiba kapalı. İçer biri var ama galiba çalışmıyor. Kafe Madrid'e gittik biz bugün. Gidebilirsiniz, bayağı başarılı bulduk. Adam çok tatlıydı bence. Ne kadar ödedik kahve? Ben 3.80 ödedim. Siz ne kadar ödediniz? Benimki biraz... Normal, seninkinin pahalı olması. Yani genel olarak 4 euro, 4.5 euro civarı kahveler gördüğümüz kadarıyla. Güzeldi kahveleri. Yani çok böyle wow bir şey değildi.
Ama yanında çok tatlı bir kek getirmişti o. Çok hoşuma gitti. Çok yani kötü bir anıydı. Hava biraz soğudu. Hava sabah çok soğuktu. Aşırı soğuktu. Şu an hava iyi biraz daha. Araba düzenli olduğu için. Böyle bir markete geldik arkadaşlar. Özür dilerim ama yine bir şey bakacak. Ama BİM logosuna benziyor. Geldik. Size merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biz sizlerle Almanya'da bir market video çekiyoruz. Buradan şu şeyden alacağım, gel. Bunu alacağım bir tane. 3 euro. Su konusundan birazcık bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, şu reyonun hepsini çeker misin? Şu reyonu böyle. Bunlar bildiğimiz soda. Yani o kadar mineralli içiyorlar ki suyu. Yani bizim Türkiye'deki sula gibi, Beypazarı gibi. Ben her şeyi bir şeye benzeyeceğim bu arada. Ama hani sürekli hani böyle susuz hissediyorsun. Onlar buna alıştığı için böyle büyük ihtimalle öyle hissetmiyorlar ama aşırı susuz hissediyorum ben. Çünkü soda içiyormuş gibi hissediyorum. Bu konuda böyle bir yorum katmak istedim. Gereksiz, devam edelim. Giderken çok fazla sıvı götüremediğimiz için denemek istediğim yoğurtlardan alacağım. Radetli. Çok fazla yoğurt çeşidi var. Ben meyveli yoğurt çok severim. Altı yavuz gibi yoğurtta zaten. Arkadaki arkadaşımız da kameramanım da söyleyecekti. Alanlarını ben aktiviye yiyorum. O yüzden burada da denemek istedim. Ama çok sıvı var ki aşığımız yok. O konuyu nasıl söyleyebilirim? Kaşıklı yoğurtlar yok mu? Yok. Kaşıkları yok. Kaşıkları yok. Kaşıklı yoğurtları yok. Kaşık sorununu bir şekilde çözeriz diye umut ederek alacağım. Şeftali koydum ama bu. Köylü olduğum için anlamadım. Bu şeftali sanırım. Ne? Ama fındıklı alıyorum. Galiba buram ile bir tane bundan alacağım. Ben önden bir şey alamıyorum. Doğru düzgün o yüzden alamıyorum. Bir tane de şundan alacağım. Şundan alacağım. Bundan dün denedik ama galiba denediğimizi göstermedik. Şunun hiç saçma ama BİM'de bunu görmüşsünüz. Bunun orijinal hali bu. Neden mesela böyle bir şey? Sen şunu alıyorum. Ha bakın bu. Bunun 18'sini aldım işte. Yani 3 kaçlı bu 8'lisi 1.39, 18'lisi 3 euro. Bundan alıyorum. Evdekilere de vereceğim için biraz fazla alıyorum. Bir tane bundan alacağım. Şunu çok merak ediyorum. Ben en güzel bir sefer yemek istiyorum. Mor bir şey. Bunlar da ortalama 1.19 ile 2 arası değişiyor. Çok uçuk kaçık yerler. Böyle bir marka var. Galiba bu marketin markası. Bu markanın adı nasıl okunuyor ama Reve ya da Rio her neyse. Galiba bu marketin markası. O kadar çok bu markanın ürünü var ki. Gerçekten aşırı çok var. Ben başka bir şey almayacağım. Evet, hadi çıkalım. Ben masa çok severim. Hemen hemen Türkiye'deki de aynı fiyatlarda. Kruvasan çeşitleri, yani kruvasan tipi şeyler. Kruvasan tipi değil de marketteki işte böyle sabah kahvaltılık gelebilecek şeylerin fiyatı ortalama 3,5 euro ile 1 euro arasında değişiyor. Yani hatta hayır, kruvasanını ben sabah 69 cent'e aldım. Daha ucuzları da var. Genel olarak ucuz bir şey marketten kahvaltı yapmak o açıdan. Yani dışarıda bir şeyler yiyecek olsanız en azından bir 7-8 euro ödüyorsunuz. O yüzden kahvaltı için çok mantıklı bence. Sabah bu da nasıl okunuyor bilmiyorum. Ondan denedik ama çok kötü bir salamlarını denedik. Çok
güzel değildi yani, pek bizim damak zevkimize göre değildi. Onlar da ortalama 4 lira falandı aç bitik paketler. Genel olarak bu şekilde devam edelim. Frankfurt'un bir bileti aldık. Bizim rengi daha havalı. Toner bitmiş. Odaklamıyor ha. Geliyorum. Benimkini toneri bitmiş. Bunun en güzel kupasını alıyorum. Bakın. Bakın. Burası çok güzel bir yer. Buranın adı neydi? New Now mu? Öyle bir mağaza. Nimu, Nimu da olabilir. Dünyanın en güzel mağazası. Her yerde böyle şeyler var. Adını birazdan göstereceğim. Günaydın. Biz hazırlandık, çıkacağız şimdi buradan. 11'de Düsseldorf'tan Köln'e otobüsümüz var. O zamana kadar buralardayız, yine dolaşacağız. Hiç şey, ıslak mendil kültürleri yok yani, gerçekten hiçbir yerde ıslak mendil yok. Bir tane ıslak mendil diye bir şey aldık. Yani böyle. Çekince kokuyor falan. Çok garip bir şey yani. Gerçekten hiç ıslak mendil kültürleri yok. Valizin üstüne çantamı koyuyorum. Sürekli düşüyor ama böyle taşıyınca da boynum o kadar artıyor ki. Saçım çok kötü. Otel şampuandan dolayı neyse. Bizim kaldığımız yer şurası. Aynı. Az önce kahvaltı için bir şeyler aldık. Önce Hinkel miydi gittiğimiz yerinde? Oradan bir şeyler aldık. Sonra böyle pazar gibi bir şey kurulmuş ama böyle şey. İşte et de satıyorlar, çiçek de satıyorlar, peynir de satıyorlar ve pazar, bildiğiniz pazar yani. Oradan da bir şey aldık. Oradaki satıcı çocuk da Türk çıktı. Zaten Kocapınar yazıyor şeyde, et kartında. Oradan bir şeyler aldık ama hep kruvasan tipi şey almışım. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Tamamen uykulu bir halime denk geldi galiba. Şimdi Reve'deyiz yeniden. Bir şeyler alacağız, su falan. Sonra da otobüs durağına gideceğiz. Otogar. Ne deniyorsa işte otobüs durağı. Basta. Central Station'mış. Oraya gideceğiz. Oradan da Köln'e. Arkadaşlar. Metro çıkışı var. Oradan çıkınca direkt şeye gidiyorsunuz. Hani merdivenden çıkıyor. Oraya da gidelim, oradan gidelim. Belki direkt metro. Köln'e geldik. Köln'e. Bakın. Şu. İnanılmaz bir yapı ya gerçekten. Hadi yürüyelim. McDonald's'a oturmuştuk. Orada yanımıza bir tane Türk abi oturdu. Oturdu işte, bizle konuştu işte. O kadar açık fikirli bir adamdı ki, böyle 60 yaşlarındaydı. Resim yapmış, onu bastırmış kopyasını fotoğraf şeklinde. Ben de albüm almıştım, tam albümün boyutundaymış. Arkasına işte isimlerimizi falan yazdı. Zeynep ablaya yazdı, bana da. Çok tatlı bir adamdı. Muhammed abi, seni asla unutmayacağım. Yazdım yani kafama. Mustafa Kemal hayranı Muhammed abi, hiç öyle dedi değil mi? Ne dedi? Evet evet. Bakın cad. Çok şey aldık ki gerçekten, o kadar çok şey aldık yani. Çok şey aldık. Az önce H&M'den alışveriş yaptım. 21 euro tuttu. Ben 25 euro üstünde tax free olduğunu unutmuşum. Ve aldım yani. Çok bir şey iade etmiyor zaten 25'te ama yine de ederdi yani. Çok geç. Şimdi Primark nasıl okunuyorsa öyle bir yere geldik. Gerçi çok ucuz, saçma ucuz yani. Eşofmanlar 200 liraya falan geliyor. Garip. Geziyoruz. Naber? Sincap'a bakın, çabuk kaybama. Nereye gitti? Aa! Ölmedi ya. Önce bir kadın besliyordu onu.
Nereye gitti? Ya birazcık daha gelseydin. Çalar içine mi? Evet. Şu sol tarafa birazcık. Bireyin ağacı solunda. Ha gördüm. Bakın bakın bakın. Bir elini acayip yürüyor ya. Zıplıyor. Nereye gitti ya yine? Şey çalıdan gitti. Sen korkar mısın benden acaba? Evet. Ama kadından korkmuyordu. Korktu. Fındık mı vermem gerekiyor illa? Evet. Hello. Parka geldik. Çok güzel bir park. Renkli yumurta var. Ve normal yumurta yani. Çok garip. Biz mi sizce bunu sürdünüz? Yok ya, sanmıyorum. Altta bir şey ama şurada bir şey yok. Ne oldu bilmiyoruz. Aman. Bu da çıktı diyorum. Bir şeyler aldık ben. Bundan ve şundan aldım. Şimdi markete bir şeyler almaya geldik. Bakın. Kolayı göstermişim mi dün? Vanilyalı mı göstermişim emin değilim de. O hamburgercideki şeyi göstermişim. Onun vanilyalısının gerçekten şeyi varmış, şişelisi varmış. O vanilyalı kolanın dörtlü şişelerde de satılıyor. Ve hani böyle şey sodayı alırız ya altı o şekilde. Ve çok ucuz yani hani vanilyalı kolanın olmaması beni çok üzüyor. Bir an götürebilir miyim acaba diye düşündüm. Sonra kabin bagajındaki 50 mililitre şeyi geldi aklıma. O yüzden götüremeyeceğimi fark ettim. Sanki götürebilecekmişim gibi çok inanmıştım. Aldıklarımızı yiyoruz. Bu cherry kola bayağı güzel, başarılı. Biz bunu bir Belçika'da hamburgercide yemiştik, çok kötüydü. Bu vanilya kola ve kapakların hepsi böyle bakın. Kapakları asla yere falan atamıyorsunuz. Evet değil mi? Açamadım ben dedi. Evet. Salam açıyor. A, peynirimiz de var bakın. Guda peyniri. Guda guda. 1.19 euro. Böyle bir parktayız. Size biraz parkı göstereyim, az önce gösterememiştim. Bir sonra harbiden çok zor ama çok da değil de. Çok iyi. Sadece ulaşım konusunda biraz. Böyle arkasını da göstereyim. Burada şimdi nereye gideceğiz? Ben de evinin kenarından. Şimdi size birazcık aldıklarımızı gösterelim. Sen saklı ekmeksin. İlginç bir yer aldık. Lomda çıkacak mısın? Evet, çerili kola. Bu bayağı başarılı. Biz bunu bir tane hamburgercide Burger King'de denemiştik. Çok kötüydü ama gerçekten güzelmiş. Bunu yere düşürdü. Arkadaşım o yüzden vanilyalı kola göstermiştim. Versene bana. Peynir çok kendim çiğ. Biraz o kadar güzel peynir çok değilmiş. Kötü. Yani. Çok kötü. Çok kötü. İçeceğim gerçekten kötü. Rezalet bir şey. Of. Aa çok gerçekten kötü. Evet, cipsi deneyeceğiz sizle beraber. Bir şey soracağım. Dop dolu ya. Bak çok sinirlendim ya. Arkadaşım bir tane şeftali şey almış. Süt almış. Tadı neye benziyor biliyor musun? Tadı birebir aynısı. Biz ikimiz hemfikiriz. O değil. O böyle düşünmüyor. Bim'deki şeftali kayısılı yoğurt var ya, aynısı bakın. Gerçekten aynısı. Alakası yok. Birebir aynısı ama öyle olmadığını düşünüyor. Bence birebir aynı. Değil ama tadı çok güzel. Aa, ben yemedim. Arkadaşlar. Ya o bizdeki şey ya. Bence bir alakalı. Bakayım. Leys bize tadı kapsın. Leys bize bir tane daha bak, bir vakit daha yolluyor. Mevsim yeşillikliğe çok benziyor. Evet. Sadece sarımsak eklemişler gibi. Ben sizinle bir şeyler yaptık. Çok güzel. Mükemmel. Bakın. Bir tane festival varmış, tamam mı, burada. Herkes o festivalden dönüyor. 60 yaşındaki amca da, 5 yaşındaki çocuk da, herkesin üstü kostümlü. İşte bildiğin herkes tavşan kostümü falan giymiş. Yani her yerde böyle tek parça kostümler olur ya, böyle tulum gibi. Onlardan giymiş ve herkesin yüzleri makyajlı. Dün bir tane 50 yaşındaki amcanın şeytan makyajı vardı. Müthiş. Yani gerçekten. Herkes oradan dönüyordu. Biz de ortalıkta geziniyorduk. Hı? Yaptığını. Cam şişeyi mi? Sokaktan bir sokağa girdik. Herkes geçti. Kimseyi kontrol etmediler. Sadece bize ettiler.
3 çantamız vardı. Ama ben turist olduğumuz çok belli bence. Dün akşamki çantayı kontrol edenlerim de. Evet. Çantayı kontrol bile etmediler ki. Ettiler, baktılar çantaya. Evet, baktılar benim sana. Sonra sorarak yaptılar. Önce baktı, sonra altından böyle şey yaptı, tuttu, cam bir şişe var mı demiş. Ben onu cam şişe dediğini anlamamıştım. Almanca söylediği için. Sonra işte başka birini çağırdı İngilizce bilen. Benimkini içini kontrol etti, altından şöyle bir baktı. Benimkini direkt kontrol etti. Bir de şey, mesela bakın, birazdan bahsetmek istiyorum. Böyle ışıklar güzelmiş. Şeydeki, bahsetmiştim ya, bilet alamadık, ilgilenmediler falan diye. Oradaki kadın mesela, başkasıyla ilgilenirken çok böyle güler yüzlü, neşeli, 32 diş sırıtıyor falan. Bizle ilgilenirken böyle söyleniyor, göz deviriyor falan. Ne yapalım? Sarışın olmadıysak hayat, ne yapayım yani? Sarışın olmadığım için ağlayayım mı? Almanca bilmediğimiz için galiba ama ne yapabiliriz? Herkesin bilmediği için. İlgilendi iki kişi de hem Almanca biliyor hem sarışın olduğu için. Şey, ırkçılığa uğradık. Ne diyecektim? Öyle bir yere geldik. Buradan nehir kenarı. Hava aşırı soğudu. Dün hava çok güzeldi. Atkıya bile gerek yoktu. Hani şey yapmıyordum. Atkısı düşünmüyordum. Şimdi donuyorum atkıyla. Ve eldiven falan getirmemiştim. Eldivenimi bulamadım valizimi hazırlarken. Çünkü Gürde daha tam yerleşemedim. Adana'dan döndükten sonra. Bulamadım yani dolabımda. O yüzden eldiven getirmem. Arkadaşıma birer tane aldık. Eldiveni. Kenarına geldik. Şuradan çok güzelmiş. Burada yürüyüş yolu yapmışlar. Bakın. Böyleler bana hep çok güzel hissettiriyor. Benim genel olarak yani iki ülke gördüm şimdilik ama gözlemlediğim kadarıyla tarihi ve doğayı sadece şehrin için adapte edebilmişler. Mesela bizim şehir içindeki parklarımızda, konuşamadım. Bizim şehir içindeki parklarımızda genel olarak hani şey böyle, herkes mangal falan yapıyor. Hiç böyle sadece oturmaya gelen yok. O yüzden burada hani daha temiz parklar. Yani insanlar hani sadece oturup şöyle yapıyor, oturuyorlar. Dün geldiğimiz Five Guys burası mı? Evet. Üstü direkt halde var. Ha, hatırladın mı? Tersinden geldi. Ben şey diyecektim ben, keşke buradan buradaki haldeye girseymişiz. Yok, kapanır da yani falan oldu kendi içimde. Söylememiştim. Ah, Hema. Girelim mi? Hemen gidelim. Hema bizim ilk girdiğimiz ve buradaki her şey çok güzel ve çok ucuz dediğim yer. Ya öyle dedim diye hatırlıyorum. Bardak ve şey, abim aldım demiştim ya, orası. Nehrin kenarını bitirdik şimdi. Şehir içindeyiz. Uzaksa gitmiyorum. Bakın böyle. Bakın dünyanın en güzel şeyini aldım. Bakın börek.